Selam, yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Daha önce bu videolardan hiç çekmemiştim. Biliyorum birçok insan çekiyor ama ben gerçekten aylık olarak ne okuyacağımı planlamayan bir insan olduğum için çekemiyordum. Ve şu anda tam olarak da planlama yapabilmek için böyle bir video çekmeye karar verdim. Çünkü bir ay içerisinde ne okuyacağımı bilmediğim zaman yer yer çok yavaşladığım oluyor ya da kitapları yarım bırakabiliyorum. Hani tamamlamayabiliyorum ve bu benim çok canımı sıkıyor. Gerçekten planlı bir şekilde ilerleyemiyorum. Bu nedenle artık her ay ne okuyacağımla ilgili video çekmeye karar verdim. Hem kendim de o programa bağlı kalmış olurum hem de belki sizden bazı tavsiyeler alırım ve bir sonraki ayın programına eklerim diye düşündüm. Şu anda öncelikle 6 Ekim'deyiz ve bir önceki favoriler videomda bahsettiğim gibi an itibariyle Suç ve Ceza'yı okuyorum. 3 gün içerisinde Suç ve Ceza'yı bitirmeyi planlıyorum ve ondan sonra okuyacağım kitaplardan da şimdi size bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim kitap Sema Kaygısız'ın Aramızdaki Ağaç adlı kitabı. Aslında oldukça ince olduğu halde çok etkileyici bulduğum bir kitap. Bu kitabı bana Baldan Beri'den Gizem hediye etmişti ilk tanıştığımız gün. Ve ondan sonra ben bir hevesle hemen başladım. Bayağı da hızlı ilerlemiştim aslında. Sanırım son 30-40 sayfasında falan kaldım ben bu kitabın. Ama hem kitapları yarım bırakmaktan hiç hoşlanmadığım için hem de kitabı okurken not alamadığım için en baştan okumaya karar verdim. Bu kitapta Sema Kaygısız'ın daha önce farklı yerlerde yayınlanmış olan yazıları mevcut. Bence bu tarz kitaplar bir yazar ile tanışmak için çok mantıklı oluyor. Ben daha önce Sema Kaygısız okumadım ama yazarın farklı yıllarda farklı dergilerde, gazetelerde yazmış olduğu yazıları okuma fırsatı buldum. Bu sayede hem kendi üslubunu görebildim hem ne tarz şeyler yazıyor, yazarın hayattaki amacı, gayesi nedir veya derdi nedir onu görme fırsatı buldum. Ben bu kitabı 80. sayfası civarında bırakmıştım çünkü diğer okuduğum kitaplarla aynı anda götürememiştim. Sanırım bir kenarda unutmuştum. Şimdi tekrardan aklıma geldi ve en başta başlayıp okumayı planlıyorum. Aynı zamanda kitabın içerisinde yazılan birçok şey hem böyle çok bilgi dolu hem de gerçekten hayattaki belli başlı dertlerime dokunan şeylerdi. Bütün onları da aynı anda not alarak okumam gerektiğini düşünüyorum. O nedenle Ekim ayındaki okuma listeme bu kitabı ekledim. Bu ay okuyacağım bir diğer kitap ise Peter Stamm'in 7 Yıl adlı kitabı. Ben aslında bu kitabı kapağına bakarak asla almazdım. Hatta biraz da böyle çok satanlara falan girmiş sanırım. Onu da görüp hiç almazdım çünkü gerçekten bazen çok satanlarla ilgili belli başlı önyargılarımız olabiliyor. Ve benim de öyle önyargılarım var. Yani bunu gayet kabulleniyorum ve belli başlı noktalarda da önyargımın doğru olduğunu gördüm. Ama bu kitabı bana fikrine çok güvendiğim bir arkadaşım önerdi ve birazcık içini karıştırdığımda açıkçası çok hızlıca okuyabileceğim bir kitap olduğunu düşündüm. Zaten yazı türü bile bir tık farklı. Yani şu an tabii ki siz asla göremiyorsunuz ama ben tam tanıyamadım. Kalibri olduğunu düşünüyorum. Times New Roman değil. Her neyse. Çok böyle hızlı akacak bir kitapmış gibi hissettirdi bana bu. Kitabın arkasını okuduğumda ise Alexander adlı bir ana karakterin olduğunu gördüm. İki farklı kadın arasında kalıyor ve genel olarak aslında ilişkilerle ilgili belli başlı sorgulamalar yaptırıyor bu kitap. Zaten bana bunu öneren arkadaşımla da bunu konuşmuştuk. Yani ilişkiler üzerinden ilerleyen aslında bir yandan da psikolojik altyapısının da düzgün olduğunu umduğumuz bir kitap. O nedenle gerçekten merak ediyorum ve çok hızlı bir şekilde okuyacağımı düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bu ay okumayı planladığım bir sonraki kitap ise Franny ve Zoe Salinger'ın bir kitabı. Salinger'ı herkes Çağdaş Tersi'ndeki çocuklarla tanıyor. Ben de o şekilde tanıyorum. Hatta çok utanç vericidir. Kardeşime o kitabı hediye almıştım. O okumuştu. Annem babam okumuştu. Salinger'ın hayatını anlatan Çağdaş Tersi'ndeki Asi filmini geçen sene sanırım ya da önceki sene film ekiminde izleyene kadar ben Salinger okumamıştım. Ve o filmi izledikten sonra yazarın hayatını çok beğendim. Filmi de çok beğendim aynı zamanda. Yazım tarzıyla ilgili ve karakteriyle ilgili yaşadığı zorluklarla ilgili çok fazla şey görme fırsatı buldum. Ve ondan sonra Çağdaş Tersi'ndeki çocukları merak edip okudum. Ve o çok sevdiğim kitaplardan biri gerçekten. Franny ve Zoe de aynı şekilde aslında bu yazarın çok sevilen bir kitabı. İçeriğiyle ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim. Zaten şu an kitabın arkasında da hiçbir şey yazmıyor. Yani bu Yapı Kredi Yayınları neden böyle bir şey yapmış? Şu an gerçekten anlayamadım bir kitabın arkasında nasıl hiçbir bilgi yazmaz. Her neyse. Salinger olduğu için yine çok merak ettiğim ve gerçekten başarılı olacağını düşündüğüm bir kitap. Yalnızca bir arkadaşımla konuştuğumda Çağdaş Tersi'ndeki çocuklardan ve Salinger'ın diğer kitaplarından sonra bu kitabı çok fazla beğenmediğini söylemişti. Öyle kötü bir yorum da duydum ama yine de umudum çok yüksek bu kitapla ilgili. Okumayı planladığım bir diğer kitap ise Yaşamak Yuhua.
Bu kitabı büyük ihtimalle daha önce birçok yerde görmüşsünüzdür. Özellikle şu anda beni kitap videosu izleyen insanların izlediği varsayımında bulunursak eğer, ne kadar doğru bilmiyorum ama bu kitap bir ara çok popülerleşmişti. Popülerliğini de hak eden bir kitap olduğuna inanıyorum. Kitap bildiğim kadarıyla Çin devriminde yaşananları bir aile üzerinden anlatıyor. Hem bir aile dramı izliyoruz hem de Çin'in komünizme geçmesiyle beraber yaşananların kişileri nasıl sirayet ettiği, komünizmin iyi ve kötü yönleri, halkın nasıl etkilediği gibi konuları işliyor. Kitap yayımlandığı dönemde ülkesinde yasaklanıyor ve daha sonradan zaten dünya çapında çok ünlü bir kitap haline geliyor ki hali hazırda bir ülkede yasaklanmış olan bir kitap elbette ki diğer insanların çok daha fazla ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Aynı zamanda çok akıcı bir dilinin olduğunu biliyorum. Şu güne kadar bu kitabı okumuş olan kimle konuştuysam elime aldım bir günde bitirdim. İnanılmaz derecede sürükleyici. Bir yandan işte mahvoldum, çok duygulandım, gözlerim doldu. Bir yandan da gerçekten kitabı elimden bırak gibi yorumlar duydum. O yüzden bu kitabı aslında bu ay çok yoğun olacağım ve çok fazla kitap okuyamayabilirim ama ona rağmen araya koymak istedim. Çünkü gerçekten bir hafta sonumu alacağını düşünüyorum maksimum. Çok da merak ediyorum. Uzun zamandır da listemde olan bir kitaptı. Bahsedeceğim son kitabı da listeye bir joker olarak ekledim. Benim hayatım çok yoğun geçebiliyor ve o nedenle aslında çok fazla kitap okuyamayabiliyorum ama vaktim kalırsa bir de Colette'in Cicim adlı kitabını okuyacağım. Bu kitabı da yine Baldan Beri kanalından Gizem'le beraber almıştık ve Gizem gerçekten Fransız edebiyatına inanılmaz seviyede hakim. Bu nedenle Colette'i de ben daha önce okumamıştım ama Gizem'in önerisi üzerine aldım. Ve açıkçası kitabın tam olarak ne anlattığını gerçekten asla bilmiyorum. Sadece Fransız edebiyatına biraz daha aşina olabilmek, bu yazarı da tanıyabilmek ve Gizem'in önerilerine de çok güvendiğim için çok iyi bir kitap okuyabilmek için almıştım. Hala sırası gelmedi ve bayağı böyle gıcır gıcır duruyor. Bu da benim biraz sinirimi bozuyor. Çünkü eğer bir kitabı aldıysam onu aldığımı unutmadan yani o kitapta yerine alışıp da orada eskiyene kadar onu bırakmadan okumalıyım diye düşünüyorum. Biz bu kitabı alalı birkaç ay oldu ve artık hani onun kitaplıkta sabit kalmasını istemiyorum. Bir an önce okumak istiyorum. Bu nedenle şu anda Ekim ayı listeme ekledim. Dediğim gibi bu kitabı joker olarak ekledim. Diğerlerini bitirebilirsem eğer bu kitaba geçeceğim ama eğer bitiremezsem de bir sonraki aya sarkıtmayı düşünüyorum bu planımı. Böyle bir video çekmek istedim. Çünkü daha önce aslında birçok videomda hatta sanırım bir motivasyon videomda da söylediğim gibi bir şeyleri yapmak için bazen insanlara duyurmak gerek. Gerektiğini düşünüyorum. Ben şu anda bu videoyla insanlara Ekim ayında bu kitapları okuyacağımı söylemiş bulundum. Kendimi biraz daha böyle yükümlülük altındaymış gibi hissederek kendi planımın aslında dışına çıkmamaya çalışacağım. Hem de ne okumak istediğimi net bir şekilde belirlemiş oldum bu video sayesinde. Bu nedenle böyle videolar çekmeye devam etmeyi düşünüyorum. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Ve umarım bir sonraki ay ne okuyacağımla ilgili bana belli başlı önerilerde bulunabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.